Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Hilgun. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıynam sadıklanlar ekranımızı bulsun. Xitayning köz boyamçılığı köplep aşkarlanmakta. Yeni tanıklar torunun bugünkü haberde bildirilse, Xitay'nın vakitlik artistler arkalık halkaranın közünü boyavatkallıkı bildirildi. Xitay dairleri Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini yüşürüş için türlük vasıtlarını kullanıp gelgen bulup, bir kısım ziyaretçiler koçlarda, mescitlerde görgen kişilerinin emeliyeti Xitay tarafından aldığına ala uğrullaştırılgallıkını bildirdi. Engeliyelik Profesör Budov Hanım Kaşkar'daki ziyareti ceryanında usul oynayan Uygur kızının Çetellik ziyaretçiler tarqalgandan sakçı maşinsiga elip ketilganligini görgen ve bularının emeliyette Xitay uğrullaştırgan artistler ikenligini bildirgen. Yakında bir kısım Uygur guvahçılar Xitay'nın ziyaretçilerinin közünü boyaş üçün bir kısım kişilerge pul berip mescitke kirgüzgenligi, bir kısım kişilerge pul berip addi pura süptide ziyaretçiler kildigan koçularga uğrullaştırganligi. Ularını 50 neçü türlük aldın tayarlanan cevabını yatlaşkı buyurganligini aşkarlagan. Haber diyene zürür bulganda sakçıların ama puhra çıkayınıp rol aladıgallıkı bildirilge. Kambodja'da Xitay'a karşı keyfiyat küçeymekte. Amerika Avazı Doğru'nun bugünkü haberde bildirilse, Xitay'nın Kambodja'a köplep meblağ selişi ve Xitay puhralarının köp miktarda ekip girişi Kambodja halkının narazılıkını küçeytip etken. Yakınkı bir neçi yıldın buyan zor türkümdeki Xitaylar Kambodja'a ekip girgen bulup, ularının yukarı süratli maşini haydaş, harak içip kalayma kançılık çıkırış, yukarı avazlı sözleş katarlıq naçar adetleri Kambodja halkını bizar kılışkı başlığan. Puhralar bu aktiki narazılıkını bildirip, meblağ siliş üçün gelgen Xitaylarına ama fakat Xitaylar bilalı soğudu kıldıqallıqını, yerlik halkı köp menfaati tegimeydiqallıqını, Xitaylarının kanun nizamlarını şundaklı yerlik halkını közge ilmaydiqallıqını bildirgen. Kambodja'daki Öktüçi Partiya reisi bu aktı toxtulup, tarihte Vietnam Kambodja'ya tecavüz kılgallıkı üçün halkının Vietnamlıklarına öçmenliki barlıkını. Ama hazır Xitaylarga bulgan öçmenlikinin bunu besip çüşkenlikini bildirgen. Xitay Devlet Müdafiye Ministeri Hong Kong ve Uyghurlar meselesi de vezhallık kıldı. Uyghurlar meselesi ve Hong Kong namayışı halkara metbuatlardaki muşim haberlerden buluvatkanda Xitay'nın Devlet Müdafiye Ministeri Wei Fenghe bu mesele hakkında yeni bir kıtım Xitay rejimini akladı. New York Vakti Gezisi'nin 5. noyabrdaki haberde eğitilişçe, şu günü Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Mark Esper bilen bolgan telefon söhbeti ceryanında Wei Fenghe tolumu galite halda Hong Kong namayışı ve Şarkı Türkistan'daki lagerler meselesini tilga algan. Xinhua agentliğinin bu vaktiki haberde Wei Fenghe'nin zadi nemelerini digerlikke eğitilmeğen bulup, onun Amerika'nı bu meselelerde arkadan yel vermeslikke davet kılgan buluşu tahmin kılınmaktayken. Bunundan ilgiri Wei Fenghe aşkarı sorularda Xitay'nın Canubi Xitay denizdeki zomigerlik kılmışı tenkit kılınğanda, Xitay armiyesi mukaddes vatanımızdan bir gayriç yerini mi başkalarına beri vetmeydu digen hikayelike bildirildi. Uyghurlar hakkıdaki suallar dünyanı sınamakta. Devletlik Baha Jurnalının Ali Muharriri Jay Nordlinger yakından buyan Uygurlarının nöbetteki ehvali hakkında nihayet salmaklık makalelerini ilan kılıp kilibatkan bulup, onun 6. noyabr günü ilan kılınan makalesi de dünyanın Uygurlarına kandak yüzülünüşü muhakeme kılındı. Abdur makalesi de nöbette milyonluğun Uygurlarının lagırga kamilişi, bu caylarda onlarının horlaşka ve ölümge düş kilibatkanlıkı, kabriler ve mescitlerinin bozup taşılınışı katarlık ehvallarının allıkaçan dünyaya malum bulup olgallıkını. Bazılarının hatta Uygurlarının körü vatkalları, Hrustal keçinin her küllük tekrarlanışı dep makale yizi vatkallıkı. Uygur erleri lagırgı elip getilgen ailelerge, Xitay er kadırlarının birlik konuşka evetili vatkallıkı katarlık bir katar vekşiyanı kılmışlarının hazır köplep malum bulup vatkallıkını bayan kılıp, neçi vakittin buyan dünya bizden haberimiz yok iken dep gelgen bolsa, emdi bununla nemi deydikken dep sual koydu. Uygurlar hakkında malum buluvatkan haberlerden insan çidigusuz ikerlikini alaydı tekitligen Jay Nordlinger, dünyanın hazır bu meselede bir çoğun sınakı duş kilivatkallıkını görüstüdü. Şunundak, garip dünyasının bu meselelerge karşı dadıllık bilen otturuğu çüşü lazımlıkını, Xitay bilen bulduğun soğudu işlerde Raurus oyulunuşu, Xitay'daki zulümge hemden buluştuğun saklanışı.
axborot sohasi va film dunyosining uyg'urlarni oldingi o'ringa qo'yishi lozimligini alohida ta'kidlaydi. 1. Xitoyning bayonlari. Sharq Turkistonda nimalar bo'layotdi? Sharq Turkistondagi chekidan oshgan bostirish bir qism xitoylarni hayron qoldirib, ularni bu vaqtda oz to'li fikr qilishga undayotganligi ma'lum. 2018 yili ayyozda demelish uchun Sharq Turkistonda sayohatda bo'lgan ichkiridagi dangliq partiya gazetalarining bir sobiq muxbiri yaqinda o'zining shu vaqtda ko'rganlarini e'lon qilib, lager sirtidagilarning hayoti qandoq davom qilayotganligini bayon qildi. Qashqarda bu Xitoy muxbirini hayron qoldirgan tunji ish bu shaharning topi bosqan Uyg'ur mahallalari va ko'chalarining bakmo pokiz ekanligi bo'lgan. U ichkiridagi Xitoy shaharlarida hammali yerda ko'zga chalqidigan axlat chava va yundi bosqan yo'llarni uchratmagan. Ammo Qashqarda hammali joyda ko'zga chalqidigan bir hodisa yo'l-yo'llardagi saqchi tekshirish punktlari bo'lib, Xitoy shofirlar mashinasini haydab qo'l pulog'ini tip qo'yib o'tib ketaveradi ekan. Ammo Uyg'urlar bo'lsa jazman to'liq tekshirishdan o'tishi lozim ekan. Hammali joyni saqchilar qoplagan bo'lib, uningga hamroh bo'lgan Xitoy kadr Qashqar hozir butun mamlakat bo'yicha eng bexatar joy deb maqtangan. Ammo u bu joydagi to'liq qurollangan askar va saqchilarning asosan Xitoylar ekanligini, kaltak to'qmoq ko'tarishib olgan yordamchi saqchilarning asosan Uyg'urlar ekanligini bayqagan. Bu Xitoy Qashqarda hayronlik ichida bayqagan yana bir masala hammada Uyg'urning bayroq chiqarish va Xitoycha o'g'inishga tashkillanishi bo'lgan. Bulupun düşenbe günü seher saat 6'dan 9'gıca hemmeli Uyghur bayrak çıkarış, kasemiyat beriş, siyasi nutuk anlaş digerlerine anlaşka mecbur bulgaşka, o şükünü etigende taksi çakırılmağa. O körgen Uyghur yazılırda ve hemmeli kenitte az digendim o her heptisi işki kıtımdan artık paşkılış yığını içildiken. Bu yığında kişiler özünü hem de başkalarının siyasi kemçiliki ve meselesini paşkıldıken. Bu işlerga Xitay sekreterler bir tutaş komandallıkını diken. Uningga hamroh bo'lib yezilarni aylandirgan Xitoy sekretarlaridan biri biz Uyg'urlarning qala qolatdan qutulishiga zo'r kuch bilan yordam beryapmiz. Masalan, ular ilgari chag'an o'tkazmaydi. Hozir hammali Uyg'urning ishki oldiga Xitoycha yiziqda chag'anlik masnavi esildigan bo'ldi. Uyg'urlar ilgari bo'rida yoki gelamda o'tirib tomoq yeb, ya'ni shu bo'ri yoki gelamda uxlaydi. Biz ularga yangicha oila jabduqlarini ishiltishni o'rgatdik. Shundan buyon uy jabduqlarining bahosi tizli o'sib, ularni sotadigan savdogarlar beyib ketdi deganlarni so'zlab bergan. Xitoy muxbiri har qaysi joylarda islom dinining Uyg'urlar turmushidan siqib chiqarilganligini ko'plab ko'rgan. Kishilarning tamoqi chekmasligi, haroq ichmasligi ig'ir siyosiy masala qatorida tekshirilgan. Uningga hamroh bo'lgan Xitoy sekretar, "Hozir haroq ichadigan, tamoqi chekadigan kadrni biz yaxshi kadr deymiz. Ashxonalarda mo jazman ustalga kuldan qo'yilishi lozim. Bu bir zo'r taraqqiyot" degan. Ammo u ko'pligan masjidlarning chaqivitliganligini ko'rgan. U bu vaqtda so'raganda, Xitoy sekretar bu Uyg'urlar pul tafsili bir bo'lsa masjid selib oldi, bir bo'lsa tumanlab pul xashlab uy bezaydi. Bu ularning bay bo'lmasligidagi tub sabab degan. Xitoy sekretar bu muxbirni aylandirgach, uningga yezidagi Uyg'ur yoshlarining mutlaq ko'p qismining Uyg'urcha xat yoza olmaydiganligini aytgan. U hayron bo'lib, maktablarda qo'sh tillik o'qitish yo'li qo'yilgan emasmi deb so'raganda, u sekretar Uyg'urcha darslik kitoblarida ko'p masalalar mavjud bo'lganligidan hozir amaldan qoldirilganligini aytgan. Muxbir hayron bo'lib, 10 necha yil ishiltilgan darslik kitoblaridagi buncha ko'p masalalar ilgari bayqalmay, Chinchwango kelgandan keyin biroqla bayqalganini qiziqqo deb so'raganda, sekretar bu asosligi chunqur yushirinib olgan 200 limcha amaldorlarning ko'pligidan bo'lgan deb javob bergan. U yana maqtangan holda ahvol mushtariqida 50 yil davom qilsa, Uyg'urning madaniyati butunlay yo'qoladi degan. Taraqqiyot to'g'risida gap bo'lganda bizning vazifamiz muqimlik va aminlik o'rnatish. Atalmish Xinjiangning iqtisodiy taraqqiy qilmasimi bo'layveradi deganini alohida ta'kidlagan. Xitoy 6G to'g'ri tadqiqotini boshlaganligini oshkorladi. CNBC to'g'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy Pantexnika ministrligi 6 noyabr bayonot e'lon qilib, 6G to'g'ri haqida tadqiqot va ichish xizmatlarini boshlaganligini oshkorlagan. Xitoyning 5G to'g'ri texi mushu oyining 5-ida sanoqliq bir necha shaharda qisman yo'l qo'yilishga boshlagan bo'lib, mutlaq ko'p qism joylarda 4G to'g'ri ishiltayotgan Xitoyning biroqla 6-chi avlod to'r texnikasi tadqiqotini boshlashi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Xitoyning oshkorlashicha hozirgacha buning uchun 2 tadqiqot guruhi tashkillangan bo'lib, o'xshimagan vazifa bo'yicha xizmatini boshlaydi ekan. Shundaqtimo Xitoy Pantexnika ministrligi 6G texnikasining texi dastlabki tadqiqot bosqichida ekanligini texnikalik asosining texi ro'shan emasligini, shunga uning pishib yetilishi uchun uzun vaqt ketadiganligini bildirgan.
Taliban Afganistan hükümeti tinişlik sökpiti Xitay'da ötküzüldü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Afganistan Prezidentlik Mahkemesi bayanatçısı Siddiq Siddiqi taratkularga bayanat berip, Xitay'da ötküzülüşü planlanıvatkan Taliban-Afgan diyalogiga Afganistan hükümeti tarafından iştirak kıldığan hayat tizimlikinin tayyarlanışka başlığalıgını askerdi. Siddiqi mezkur sökpet yığınının ötküzülüş vaxtının texi cezimleşmegenlikini bildirip, Afganistan Prezidenti Ashraf Ghani, Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen telefonda görüşüp, Taliban-Afgan diyalog yığınının Xitay'da ötküzülüşü doğrusunda kilişti, dedi. Siddiqi tinişlik söhbətlərinin Afganistan hükümeti və xalqının başlamçılığında ötküzülüşünün muhimliğini təkidlədi. Talibanın Qatardakı işxanasının bayanatçısı Suhail Şahin mu Afganistandakı siyasi məsələnin həll qılınışı üçün bu yığınğa hay'at əvətidiganlıqlarını bildirdi. Taliban bilan Amerika Qoşma Ştatları arasında bunundan ilgiri ötküzülgən söhbətlər nəticəsində hasil qılınğan kilişimni hazırmı qəbul qıldığanlıqlarını bildirgən Şahin Afganistan'da devamlaşıvatkan uruşku hatimi berilişinin zürürlükini təkidləb ötdi. Xitayın yük poyezi Ankara'ya yetib geldi. Xitaydan Avropaga qarab yolga çıkan şundaqla Marmara tümür yoldan ötüp Avropaga yetib baradigan tunji yük poyezi Türkiye paytaxtı Ankara'ya yetib geldi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Türkiye Taşkı İşler Ministerliği Xitaydan Avropaga qarab yolga çıkan yük poyezinin Ankara'ya yetib kelganligi to'g'risida yazım bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xi'an shahridan yo'lga chiqqan Xitoy temir yo'l ekspress poyezining 6-noyabr Ankara'ya yetib kelganligi bildirildi. Bayonotda mundaq deyildi. Bu taraqqiyot davlatimiz ijro qilgan Sharq bilan G'arb o'rtasidagi bog'liqlikni taraqqiy qildirish nishonining yangi o'rnakidir. Bayonotda yana Turkiyaning yaqinqi yillarda qatnash asosini taraqqiy qildirish orqali Asiya bilan Yevropa o'rtasida izchillikka ega bir-biriga bo'lgan bog'liqlikning taraqqiyotiga cho'ng hasillarni qo'shganligi ta'kidlanib, bu maqsadga eng unumli xizmat qildi deb qaralgan va hozirdan o'tadigan Sharq-G'arb o'tir koridori doirasida rayondagi sheriklarimiz bilan birlikda zarur qadamlarni tashlash davomlashidi deyildi. Xi'andan yo'lga chiqqan shundaqla Marmara temir yo'ldan o'tib Yevropaga yetib boradigan tunji yuk poyezi Ankara poyez stansiyasida murosim bilan kutib olindi. Murasimga qatnash ministeri Cahit Turhan, Saudi ministeri Ruhsar Pakjan, Türkiye Cumhuriyeti Tümür Yolları İdaresi baş müdiri Ali İhsan Uygun, Kazakistan Devlet Tümür Yolları İdaresi'nin başlığı Savat Miyanbayev, Azerbaycan Muavin İqtisad Ministeri Niyazi Safarov, Şenşi Ülkülük Partikomunun Sekretari Hopin ve başka münasebetli kişiler katnaştı. Türkiye Katnaş Ministeri Cahit Turhan, Şi'an şehirden yolga çıkan ve 42 yük avtomobiliga tankilidigan elektronlik mahsulotlarini toshib mangan poyezdan 820 metr uzunlukka ega ekanligini, 42 vagon barligini 2 qit'a 10 davlat va 2 dengizdan o'tib 11483 km yo'lni 12 kunda bosadiganligini qayd qildi. U mazkur loyihaning davlatlarga savdo kirimi ato qilishdan boshqa xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni kuchaytiradiganligini, madaniyatlar aro ta'sirchanlikni tezlashtirishga hissa qo'shadiganligini eskartib Türkiye'ye hiç kandak tozkulluğa ve kıyınçılıkka uçurma yetip gelgen poyezden Çekiye paytaxtı Praga'da tarihi seferine muvaffakiyetlik ahırlaştırdığı işinliğalıqını bildirdi. Hürmet etkili özür görüşler. Şunaklı bugünkü haberlerimiz Müşya'da ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüzce sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şunaklı program ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptüm köp. Rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.